Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet devam ediyoruz. Nerede kaldık? Temel kavramlardan devam edeceğiz. Güzel bir şekilde ödevlerinizi yapıyorsunuz. Sistemli, sistemli bir şekilde götürüyorsunuz. Temel işlem aritmetiğini bitirdik. Şimdi en önemli kısımlardan bir yere geldik. Hem TYT'de hem AYT'de karşımıza gelebilen bir durum. Şimdi temel kavramlar. Bu temel kavramların içerisinde işte rakam, doğal sayı, tam sayı gibi tanımları vereceğiz. Bunlar çok önemli bizim için. Niye çok önemli? Çünkü soruların başında bunları güzelce okuyup söylememiz lazım ki ona göre değerler seçmemiz lazım. Ona göre bilinmeyenleri yerleştirmemiz lazım. O yüzden önemli. Şimdi kolayla başlayacağız. Soruları çözerken özellikle işte problemlerde, denklemlerde, her yerde problemleri çözerken bilmemiz gereken, yapmamız gereken bazı işlemler var. Onlarla başlayacağız. Öğreten sorular, bıyıklı sorular beraber harmanlayıp götüreceğiz. Tamam mı? Kahveleriniz var mı? Var mı kahveleriniz? Bizim kahvemiz burada. Kahveni al yanına. Kitabını aç. Tamam mı? Güzel bir şekilde bir yudum alalım. Şimdi nasıl çalışıyorsun? Dinliyorsun benden, dinliyorsun benden. Ondan sonra konunun mantığını öğrendiğini hissedince kendin dene sonraki soruyu. Tamam mı? Sonraki soruyu kendin dene. Ondan sonra yapamıyorsan benden dinle, durdur videoyu, tekrar çöz. Anlaşıldı mı? Şimdi temel kavramların aslında konusu çok da fazla bir şey yok. Ama çok soru çeşidi olduğu için 41 tane soru çözeceğiz biz. 41 taneydi değil mi? Bir bakalım kaç taneymiş. 41 tane soru çözeceğiz. 41 kere maşallah. Hadi bakalım. Şimdi temel kavramlar önce rakamla başlıyor. Rakam dediğimiz neydi? Hemen tanımını bir hatırlayalım. Sayıları ifade etmek için kullandığımız, dikkat et, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kümesindeki sembollere rakam denir. Kaç tane rakamım var söyle bana. 9 tane değil. 0 da var için içerisinde. Kaç tane rakamım var? 10 tane rakamım var. Tamam cepte. En küçük rakam nedir? En küçük rakam nedir? 0. En büyük rakam nedir arkadaşlar? En büyük rakam da 9'dur. Ne işe yarar rakamlar? Sayıları oluşturmaya işte 12 sayısını oluşturabilmek için bir rakamıyla iki rakamını ne yaparım yan yana getiririm. Şimdi rakamla ilgili Birçok soru çıktı ve her yıl geliyor aşağı yukarı. İşte önceki konuyla birleştiriyor, temel işlem aritmetiğiyle birleştiriliyor. Her yıl soru gelebiliyor. Hadi şimdi temel kalıplarla bir bakalım, ondan sonra da çıkabilecek sorulara bakacağız. Hadi bakalım şimdi diyor ki A ve B birer rakamdır. Bak, sorunun en önemli yeri burası biliyorsun değil mi? Rakamdır. Yani ne seçeceğimizi söyleyecek. Negatif tam sayı, pozitif tam sayı falan diyecek ileride. Burada A ve B'yi ne seçeceğini söylüyor. Diyor ki Buna göre diyor A artı B toplamı kaç farklı değer alabilir? Hmm. Diyor ki kardeşim A ile B'yi toplayacağım ben diyor. Ama A ile B rakam diyor. Bu toplam sonuçları neler olabilir? Kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Hmm. Şimdi düşünelim. Şimdi bu soru kalıbı ileride de çok çıkacak. Yani kaç farklı değer alır mantığı. Şimdi kaç farklı değer alabilir mantığında şunu yapacaksın. Bileceksin ki ya ben bu toplamı en küçük ne yapabilirim diye soracaksın kendine. En küçük ne yapabilirim? Şimdi o zaman A ve B birer rakam diyor değil mi? Ben A'yı sıfır seçsem. Bak A'yı sıfır seçsem. B'yi ne seçebilirim? Bir mi? Düşme tuzağı. Şimdi öyle olabilmesi için birer dememesi lazım. Demesi lazım ki A ve B birbirinden farklı rakam demesi lazım. Birbirinden farklı rakam diyor mu? Demiyor. Birer rakam diyor. O zaman onu da sıfır seçerim. Yani A artı B toplamının alabileceği en küçük değer 0. Peki ben bunların toplamlarını 1 yapabilir miyim istersen? Yaparım buna 0 veririm buna 1 veririm. Toplamlarını 2 yapabilir miyim? Yaparım. Bak böyle gider. 0, 1, 2, 3, 4, 5 gider. Peki nereye kadar gider? O zaman diyeceksin ki bir de hocam ben bunların bir de en büyük durumunu bulayım. Hadi en büyük durumunu sen söyle. Anladım mantığını. O zaman A sayısını 9 seçerim. Seçebildiğim en büyük değil mi? En büyük rakamım. B'yi 8 mi? Hayır. Birbirinden farklı demiyor. Onu da 9 seçerim. O zaman 9, 9, 18. O zaman 0'dan 18'e kadar 0, 1, 2, 3 bütün değerler alabilir. Kaç tane değer var bak burada? 1'den 18'e kadar olsaydı 18 değer vardı. E, yani 0 da olabildi. O zaman toplam kaç durumum oldu? 19 tane durumum olabildi. Tamam mı? Soru da o zaman yukarıyı çok iyi okuyacağız. Diyeceğiz ki birbirinden farklı diyor mu demiyor mu? Bu mantık bizim için çok önemli. Hadi bakalım 2. Şimdi x ve y birer rakam diyor yine. Bak yine birbirinden farklı demiyor. Birer rakam. Tamam. Şimdi diyor ki buna göre 24 bölü x eşittir y eşitliğini sağlayan kaç farklı x, y ikilisi vardır? Yani diyor ki kaç tane bu durum oluşuyor diyor rakam durumu. Şimdi hadi bir yazalım. 24'ü ne yapacakmışım? X'e bölecekmişim. Sonuç y olacakmış. Ama unutmayacağım. X ve y de birer rakam. Kaç tane durumu vardır böyle acaba diyor. Şimdi bak. Ben x'e bir değerini versem. Y x'e 1 değerini versem 24/1 bölü bir yapıyor değil mi burası? 24/1 bölü bir de 24 yapıyor. y 24 oluyor. Ama soruda ne diyordu bize? x ve y birer rakam diyordu. 24 rakam mı? Değil. Çiz üstünü bu olmaz o zaman. Böyle deneyerek yapacağım. 24'ü bölen sayıları düşünüyorum. Şimdi 24'ü 2 böler. x'e 2 değerini versem 24'ü ben 2'ye bölsem sonuç ne olur? 12. Yani y 12 oldu. 12 bir rakam mı? Değil. Çiz üstünü o zaman x'e ne değeri veriyorum şimdi? 3. 3 değeri verdim. 24 bölü 3 eşittir 8. Evet y 8 oldu. Bakın ikisi de rakam oldu. 3'e 8 oldu. X'e 4 değeri veriyorum şimdi. 24 bölü 4 oldu. 6. Y eşittir 6 oldu. Tamam. X'e kaç değeri veriyorum? 5 24'ü bölmez değil mi? 6 verdim. 24 bölü 6 eşittir 4. Y 4 oldu. 7 24'ü bölmez. 8 böler. Hadi onu da şuraya yazalım. X'e 8 değerini verdim. 24 bölü 8 eşittir. Y de 3 oldu. Şimdi X'e 9 verince 24 9'a bölünmez. Zaten 10 rakam değil. Daha ileri ne yapamıyorum gidemiyorum. O zaman olanlara bakalım. X'e 3 verdiğimde Y 8 oldu. X'e 4 verdiğimde Y 6 oldu. X'e 6 verdiğimde Y 4 oldu. Sonra x'e 8 verdiğimizde y'miz 3 oldu. Bir, iki, üç, dört tane durumcuk oldu. Tamam mı? Soruyu dikkatli bir şekilde okuyorsun. Hadi devam. Evet, kendin uğraş bakayım. Uğraş, uğraş, uğraş. Zor sorular değil ama temel mantıkları kavrayacaksın. Ha. Ha. Hadi bakalım. Şimdi A, B, C. Çok dikkatli okuyoruz değil mi? Çok dikkatli okuyoruz. Ne diyor? Birbirinden farklı birer rakama. Yani birine verdiğim değeri öbürüne veremeyeceğim. Buralar çok önemli. Soruları çözerken alışkanlık haline getir. Buraların altlarını çip 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 çizeceksin. Tamam mı? Olmak üzere diyor. İfadesinin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı. Şimdi dikkat. Biz bize verilen ifadenin en büyük olmasını istiyoruz. Şimdi toplama çıkarma gibi işlemlerde en büyük olabilmesi için artı durumundaki olanları yapabildiğin kadar büyük en büyük durumunu yapıyorum. Eksi durumundaki olanı yapabildiğin kadar küçük yapmalısın bir toplamın büyük olabilmesi için artı durumundaki olanların büyük, eksi durumunda olanların küçük olması lazım. O zaman en büyük değerine bakalım. Şimdi o zaman C'ye verebileceğim en küçük değeri veriyorum. C'ye ne değerini verdim? Sıfır. Tamam. Şimdi bunlardan birbirinden farklı rakam diyordu bak. Birine dokuz, birine sekiz vereceğim. Hangisine dokuz, hangisine sekiz vereceğim? Dikkat et. Toplamın büyük olabilmesi için Büyük sayıyla çarptığıma büyük değer vermeliyim. Yani B'ye de ne değerini veriyorum? 9, A'ya 8 değer. Çünkü büyük olmasını istiyorum bak. 9'u buna versem 9 ile 3'ü çarpınca 27 yapacak. 9'da 4'ü çarpınca 36 yapıyor ama. Hadi en büyük değerini söyleyelim o zaman. 3 ile 8'i çarptım 24 geldi tamam. 9 da 4'ü çarptım artı 36 geldi. 0 vermiştim 5 ile 0'ı çarptım 0. O zaman bunların toplamları 60'ı. Alabileceği en büyük değer buymuş. Bunu unuttum şimdi. Siliyorum şimdi bunları. Alabileceği en küçük değeri bulacağım şimdi. Nasıl olacak en küçük? Bu sefer artı durumundaki olanları yapabildiğim kadar küçük. Eksi durumundaki olanı yapabildiğim kadar büyük yapacağım ki en küçük olsun. O zaman bu sefer C'ye 9 değerini veriyorum ki eksi 45 olsun. Bak eksi 45 çok küçültecek değil mi? Şimdi o zaman birbirinden farklı diyordu. İkisine de 0 veremeyeceğim. Birine 0, birine 1 vereceğim. Şimdi küçük olabilmesi için bu sefer katsayısı büyük olana 0 vereceğim. Çünkü bunu 0 ile çarpınca 4'ü yok etmiş olacağım. Buna da 1 değeri vereceğim. Bak buna 0 buna 1 verseydin 4 olacaktı. Ama buna 0 buna 1 verdiğinde 3 geldi sadece. Gördün mü? Daha küçük olacak. Şimdi o zaman en küçüğü için buna 1 verdim. Burası ne yaptı? 3. Buraya 0 verdim. 0 yaptı. Buna 9 verince eksi 45 yaptı. Bak eksi 42 oldu. Ne diyor? En büyük değeriyle en küçük değerinin toplamı kaçtır diyor. Bunları topladığımız zaman 60'ın 42'si gitti sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? 18. Anladın değil mi en büyük en küçük mantığı önemli her yerde karşımıza gelecek. Hadi hemen sonrakine bakalım bir, çok önemsediğim bir soru kalıbı ya kolay bir soru ama ileride soruların içerisinde bu 2A eşittir 3B denklemi çok çıkacak. O yüzden böyle bir şey karşına geldiğinde ne yapacağını bileceksin. o ok katacağız. tamam mı o ok katacağız unutma. Şimdi A ve B birer rakam. Yine rakamlar kümesinde çalışacağım unutmuyorum. Sıfırdan 9'a kadar sayılarda çalışacağım. 2A eşittir 3B olduğuna göre A artı B toplamının en büyük değerini istiyor. Şimdi bu şekilde bir denklem karşınıza geldiğinde şöyle yapacaksın. A'dan oku çıkaracaksın karşıdaki 3'e gidecek. B'den oku çıkaracaksın karşıdaki 2'ye gidecek. Bak çok çıkacak bu kalıplar o yüzden bil. Şimdi A 3'e gitti mi? A eşittir 3 demeyeceğim ama. A eşittir 3'ün bir katıdır diyeceğim. 3K. Hemen buradan B neye gitti? 2'ye. B eşittir 2K. Yani A 3'ün katları iken B de 2'nin katlarıymış. Ama K aynı olacak tabii. Şimdi o zaman ben K'nın 1 olduğunu düşünürsem A sayısı 3 olursa 3 ile 1'i çarptım 3. B sayısı 2 olur. K'nın 2 olduğunu düşünürsem 2 değeri verdim. 3 ile 2'yi çarptım 6. 2'yi verdim burası 4. Bak 3 6 9 diye ilerleyecek bu. K'ya 3 değeri verdim 9 oldu. K'ya 3 değeri verince bu 6. K'ya 4 değeri verdim. K'ya 4 değeri verince bu 12 bu 8 oldu. Olabilir mi? Olamaz. Dur dedi soru bana. Dur dedi. Nerede dur dedi? birer rakam diyor. O zaman a rakam olmaktan çıktığı için durduk. Şimdi alabileceği en büyük değer kaçtır diyor a artı b'nin. Bak en büyük durumu şu. 1 9 6 toplamlarımız ne oldu? 15. Bir iki bıyık atalım mı araya? Hadi bıyıklı. Evet şimdi biraz daha okuduğunu anlamaya yönelik biraz daha sınav tarzı olanlara bir bakalım. Hadi Önce sen bir oku. Ne dedik? Sorunun yüzde doksanı soruyu iyi okumaktır. Soruyu anlamaktır. Soruyu güzelce anla. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki X, Y, Z birbirinden farklı pozitif rakamlar. Bak birbirinden farklı kutu içerisine aldım. Ve pozitif rakamlardır diyor. Rakam ve. Şimdi şekilde verilen eşit kollu terazinin kefelerine A, X, Y ve Z kilogram olan nesneler konularak denge sağlanmıştır diyor. Buna göre A'nın alabileceği en küçük değer nedir? Şimdi... Ne yapacağım o zaman? Sol taraftaki ile sol taraftakinin ağırlığıyla sağ taraftakinin ağırlığı birbirlerine ne olacak? Eşit. Tamam şöyle kalemi incelteyim. Şimdi gidip de sol taraftakini şöyle yazma. 4x artı 3 tane y var. Artı 2 tane z var. Bak böyle yaparak yaparsın ama bu uzun. Karşı tarafta ne var? A artı x artı y artı z var değil mi? Tamam. Şimdi x hepsini bir tarafa topla. A'yı yalnız bırak. Ama ben böyle yapmayacağım. Daha hızlı görmeni istiyorum. Şimdi sol tarafa bak, sağ tarafa bak. Birbirlerini dengeleyenler var mı? Ona bir bak. Var. Bak şurada x var. Buradaki x'in birini götürür bu. Buradaki y ile buradaki y'nin biri gider. z ile z'nin biri gider. Yani a'ya denk gelenler şu üstü çizili olmayanlar. Direkt böyle daha hızlı yapabilirsin. Hadi o zaman diyelim ki a dediğimiz eşittir ne var burada? 3 tane x var. Artı ne var? 2 tane y var. Artı bir tane de ne var? Z var. Şimdi tanım kümeme geri dönüyorum. Birbirinden farklı pozitif rakamlar diyor. En küçük. Şimdi en küçük olmasını istiyorsam ne yapmıştık arkadaşlar? Kat sayısı büyük olana en küçük vereceğim. Benim pozitif rakamlar dediği için sıfırı veremiyorum. Buna bir verdim. İki kat sayısı bir sonraki olana birbirinden de farklı diyordu. İki değerini veriyorum. Buna da ne değerini veriyorum? 3. A değeri karşıma çıktı şimdi. A eşittir. 3 ile 1'i çarptım. 3. Artı 2 ile 2'yi çarptım. 4. Artı 3 de burada var. Ne yaptı? 4, 7, 10 oldu. A'nın ağırlığı en az 10'muş. Beşinci sorumuzun cevabı ne? C. Tamam mı? Şimdi altıncı sorumuza bakalım. Altıncı soru arkadaşlar. ÖSYM'nin artık sık sık sorduğu. Hatta geçen yıl vardı ondan önceki yıl vardı her yıl soruyor böyle kutulu rakam diyor pozitif tam sayı diyor temel işlemleri güzel bir şekilde yaptırıyor hadi senin yapmanı istiyorum bu soruyu oku soruyu durdur videoyu kendin bir çözmeye çalış ama soruyu anla önce tamam mı yaptıysan tokatladım diye yaz aşağıya hocam altıncı soru bende yaz hadi bakalım şimdi ne diyor aşağıdaki kutuların içerisine bak burası çok önemli sıfırdan farklı rakamlardan altı tanesi ...her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştirilecek. Bak burayı anlayan soruyu çözecek. Diyor ki sıfırdan farklı rakamları kullanacağım. Bunlardan 6 tanesini kullanacağım. Her kutuya da farklı bir rakam gelecek. O zaman bir rakamlarını kenara yaz hemen. 1, 2, sıfırdan farklı dediği için sıfır yazmadım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani sana kullandıracak olduklarını yazdım. Tamam mı? Yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır diyor. Ne yapmış? Bir tane toplama yapmış, 5 bulmuş. Bir tane çıkarma yapmış, 5 bulmuş. Bir tane bölme yapmış, 5 bulmuş. Kullanılmayan rakamların toplamı kaçtır diyor. Bak. Soruda sana en net bilgiyi bu sorularda çarpma ile bölme verir bak. çarpmayla bölme verir. Şimdi bölmenin sonucuna bak. Bölmenin sonucu 5 olmuş. Ben buradaki rakamlardan Neyi neye bölersem 5 olur diye düşünüyorum. Tek bir durum var bak. 5'i 1'e bölersem. Başka bir durum yok. O zaman 5 ile 1'i kullandım. Çünkü her kutuya ne yap diyordu? Farklı bir rakam yazıyordu. 5 ile 1 gitti. Şimdi diğer işlemlere geliyorum. Bir toplama var. Bir de çıkarma var. Şimdi bak. Toplamları şimdi çıkarım farkları 5 olan var şu anda bir sürü. Toplamları 5 olan arayacağım. Şimdi toplamları 5 olan arkadaşlar 1 ile 4 olabilirdi ama 1 ile 4'ü kullandım. Toplamları 5 olan ne kaldı o zaman? 2 ile 3 kaldı bak. 2 ve 3 hop bunları da yerleştirdim. Çat çat gitti. Şimdi farkları 5 olan arıyorum artık. Bak 9 dokuzla... ile 4 kaldı. Farkları 5 olan başka bir sayı kalmadı. O zaman buraya da 9 ile 4'ü yerleştiriyorum. Kalan kullanılmayanların toplamlarını istiyor. Kullanılmayanlar 6, 7, 8 oldu değil mi? 8, 15, 21 sorumuzun cevabı burs oldu. Bakın rakamlarla ilgili karşımıza gelebilecek durumları görüyoruz. Şimdi bir tane daha sorumuz kaldı yedinci soru. Bu öğreten sorulardan bir tanesi ama güzel bir mantığı öğrenmen için koydum bu soruyu. Ama burada çözeceğiz. Tahta da bir daha çözmeyelim bunu hadi. Yine diyor ki X, Y, Z birbirinden farklı rakamlar. Kafaya yazdım. Farklı rakamlar vereceğim. Bakın sadece rakam üstünde çalışıyoruz şu anda. Olduğuna göre X artı Y artı Z toplamının en küçük değeri. Şimdi bu şekilde bir şey çıktığında yorum yapmaya çalışma. Yapabileceğim bir işlem varsa sorunun içerisinde o işlemi yap. Bu soruya baktığım zaman içler dışlar çarpımı yapmak adamı gıdıklıyor ya. Yap diyor şunu bir yap ya diyor. Yapıyorum içler dışları. Şimdi 1 ile burayı çarpınca burada bir şey değişmez. Burası yine x artı 3 tane y artı 3 tane z olur. Burası cepte. Eşittir. Karşı tarafta 3 ile neyi çarpacağım bakın? 3 ile x artı z'yi çarpacağım. Dağıtarak yazalım hadi. Şunu şöyle dağıttım. Ne oldu karşı taraf? 3 tane x artı 3 tane z oldu. Şimdi ne yapacağım? Yapılacak başka işlemler de var. Onlar da gıdıklıyor beni. Şimdi birbirlerini götürenler var bir kere bak. Şu 3 z'ler birbirlerini götürdü. Şu x Eksi olarak karşıya geçti. 3 tane y burada kaldı. O x karşıya eksi x olarak gelince 3x'in eksi x'i gitti. Ne kaldı? 2x. Şimdi böyle bir şey karşına çıktığında ne yapacaksın? Söyle. Anlattım. Daha yeni anlattım. Ne yapıyorduk böyle bir şey çıktığında? Ok atıyorduk. Attım oklarımı. Bak burası çok önemli. İşte biraz önce ne dedim? Bunlar soruların içerisinde gelecek. O zaman diyorum ki y eşittir. 2'ye ok attığı için y. Y 2'nin katı oldu tamam X kime o ok attı arkadaşlar? 3'e o ok attı. X de 3'ün katı oldu. Şimdi X artı Y artı Z toplamının en çok olmasını istiyor ama şartım ne? Rakam. O zaman K'ya değer vererek bunları en büyük ne yapabilirim diye düşünüyorum. Bakın K'ya 3 değerini verdiğimde, K'ya 3 değerini verdiğimde burası ne oldu? Telefonumuz çalıyor. Şöyle, şöyle, şöyle. Niye telefonu ben şey yapmamışım ki? Şimdi neyse. Durdurmayın bizi durdurmayın bizi. Şimdi 3 değerini verdiğim zaman x değerimiz 6 oldu. Şey y değerimiz 6 oldu. x değerimiz 9. Bak şimdi x artı y artı z oldu. x'in kaç olduğunu bulduk arkadaşlar 9. y'nin kaç olduğunu bulduk 6 ama bize z de lazım. Şimdi işte burası önemli. Bu soruyu öğreten sorulara koymamın sebebi bu. Şimdi burada z'ler birbirlerini götürmüştü değil mi? Yani bu soru diyor ki sen z'ye istediğini verebilirsin kardeşim diyor. Z'ye ama şartla, rakam şartıyla. İstediğini ver diyor. Şimdi ama istediğimi verirken de birbirlerinden farklı diyordu. En çok olabilmesi için X'e 9 değeri verdim, 9'u kullandım. O zaman Z'ye verebileceğim en büyük değeri verdim, 8. 9 15 sorumuzun cevabı 23 oldu. 7. sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? Bursa'dır. Yani burada anlaman gereken şey, oh şöyle ekran dışına mı çıkmışım ya? Burada anlaman gereken şey ne? Eğer bu değer verme sorularında bir şey yok olduysa en son ona da değer vereceksen oradaki şartı sağlayan en büyük soruyu soruyorsa en büyük sayıyı, en küçüğü soruyorsa en küçüğü şey yapabilirsin, seçebilirsin. Evet şimdi en önemli kısımlardan bir yere geldik. Sayı kümelerinin tanımlarını vereceğiz. Bu tanımları öğreneceksin bak. Bu tanımları öğrenmediğinde soruların başındaki yazanları yapamazsan, anlamazsan işte tam sayı denildiğinde doğal sayı gibi davranırsan, doğal sayı denildiğinde tam sayı gibi davranırsan ayvayı yersin. Ayvayı yemek istemiyorsan bunları öğreneceksin. Hadi bakalım. Şimdi doğal sayılar, natural, ne harfi unutma. Şimdi doğal sayılar kümesi sıfırdan başlar. Sıfır, bir, iki, üç, nereye kadar? Sonsuza kadar gidiyor. Ne harfiyle gösteriyoruz unutma. Ne bunun adı? Doğal sayılar. Tamam mı? Çakacaksın kafaya. Şimdi ne artı? Ne artıysa buna sayma sayıları diyoruz. Sayma sayıları veya pozitif doğal sayılar. Tamam mı? Pozitif doğal sayı. İkisi de söylenebilir. Eğer bir şeyin üstünde artı işaret veya eksi işaret varsa içerisinde sıfır yoktur. Çünkü sıfır artı da değil Eksi değil. O zaman bu kümenin yukarıdakinden farkı ne? Birden başlıyor. Çünkü diyor ki pozitiflerde çalış. Artı var üstünde. Tam sayılar içinde geçerli olacak. Üstte artı veya eksi varsa sıfır atacaksın içerisinden. Ne artı? Neymiş adı? Sayma sayılar kümesi. Pozitif doğal sayılar kümesi. Geldik şimdi neye? Tam sayılar. Z harfi. Şimdi tam sayılara denildiğinde işin içerisine eksiler de giriyor. Artılar da giriyor, sıfır da var. Tam sayılar. Yani o zaman sorularda doğal sayı mı diyor, tam sayı mı diyor bir ayrım var. Ne ayrım? Tam sayılar diyorsa eğer işin içerisine ne de giriyor? Eksi. Ama doğal sayılar diyorsa sıfır ve artılı olan sayıları düşüneceksin sadece. Burası çok önemli. Hadi tam sayıları yazalım o zaman. Eksi sonsuzdan geliyor böyle. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 sonsuza kadar ne yapıyor gidiyor. Bunun adı ne? tam sayılar. Tamam mı? Geçtik. Z artı. Oku bu. Ne demek artı varsa? Pozitif tam sayılar. Tamam mı? Pozitif tam sayılar. Eğer Z eksi varsa negatif tam sayılar. Ne dedim biraz önce? Üstünde artı veya eksi işaret varsa kümenin içerisinde sıfır yok. Artıysa birden başlıyor. Bir, iki, üç, dört, Tık tık gidiyor. Z eksi ise nereden başlıyor? Eksi sonsuzdan başlıyor. Niye? En küçüğü sol taraftadır değil mi? Eksi sonsuzdadır. Geliyor. Ne yapıyor burası? Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Kümem burada ne yapıyor? Bitiyor. Üzerinde eksi veya artı varsa sıfır yok. O zaman tam sayılar kümesi 3 parçadan oluşuyor aslında. Pozitifler. Negatifler. Bir de nötr olan sıfır. Yani Z sayısı eşittir z eksi yani negatif tam sayılar birleşim sıfır birleşim z artı üç parçadan oluşuyor negatifler pozitifler bir de nötr olan sıfırı eklediğinde tam sayılar kümesi oluşmuş oluyor. Şimdi burada çok dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var sorularda böyle trikli trikli kelimeler kullanılıyor unutma olarak onları yazalım biz. Şimdi bir kere bana en küçük en küçük hadi doğal sayıyı bir söyleyin. En küçük doğal sayı. Doğal sayılar kaçtan başlıyordu? En soldaki en küçüktür değil mi? Doğal sayılar sıfırdan başladığı için en küçük doğal sayı sıfır. Peki bana en küçük tam sayıyı söyleyin desem söyleyebilir misiniz? Söyleyemezsiniz. Niye? Tam sayıların çünkü en küçüğü eksi sonsuza doğru ne yapıyor? Gidiyor. Yani en küçük en büyük sorularında Tam sayı mı diyor? Doğal sayı mı diyor? Buna dikkat edeceksin. Mesela dedi ki sana en küçük en küçük iki basamaklı bak en küçük iki basamaklı doğal sayı dedi. Hadi söyle bana en küçük iki basamaklı doğal sayı nedir? Doğal sayısı artılarda çalışıyoruz değil mi? İki basamaklı en küçük doğal sayı ondur. En küçük iki basamaklı tam sayı derse tam sayı derse 10 mudur yine? Hayır. Eksilerde çalışacaksın. Tam sayı diyorsa tam sayıların eksisini burada arayacaksın. Eksi 99'dur. Anladın mı aradaki farkı? Doğal sayı diyorsa hep artıda çalışıyorsun. Tam sayı diyorsa küçüklerde ne, nerede çalışıyorsun? Eksi'de. Ha, büyüğünü sorsaydı bununki 99, bununki de artı 99 olacaktı. Mantığını anladın mı? Tamam. Şimdi kümenin üstünde artı veya eksi işaret varsa nedir dedik? Şu öyle size onu yazdım unutmadaki her şeyi vereyim diye bakıyorum buradan. En büyük negatif tam sayı. Bak en büyük negatif tam sayı derse tam sayı derse negatiflerin en büyüğü nedir arkadaşlar? Eksi birdir. Tamam mı? Bir de artı bir de pozitif en küçük sayıdır, tam sayıdır, doğal sayıdır hepsini söyleyebiliriz. Ama burada kelime oyunlarına çok dikkat edin. İşte tam sayı diyorsa eksilerde de çalışabileceğini, doğal sayı diyorsa sadece artılı sayılarda çalışacağını unutma. İşte sorudaki söylenen şeye göre tam sayı mı, doğal sayı mı diyor ona göre bakacağız. Şimdi bu kümeleri verdik. Ana kümelerimiz bunlar. Şimdi rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar diye bir başlığımız da var değil mi ileride? Şimdi rasyonel sayılar dediğimiz nedir? Şimdi şöyle a ve b tam sayı olmak üzere ve b eşit değil sıfır olmak üzere a bölü b şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar deriz. Şimdi niye b eşit değil sıfır? Çünkü b eşittir sıfır olursa 3 bölü 0 gibi bir şey olacaktır. O zaman bu ifade ne olur? Tanımsız. Yani bizim paydamız hiçbir zaman ne olmayacak? 0 olmayacak. İşte Limite geldiğimizde 0 bölü 0 belirsizliği diye bir durumumuz var ama bu matem temel matematik içerisinde TYT içerisinde payda 0 olursa tanımsız. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar. 1 bölü 2 bir rasyonel sayıdır. 3 bölü 5 bir rasyonel bir sayıdır. 4 bölü 7 bir rasyonel sayıdır. 5. Beş. 5'i 5 bölü 1 diye yazabilir miyim? Yazarım tabii ki. Yani tam sayılarda birer rasyonel sayıymış o zaman. 0. 0. Bak 0 bölü 1, eksi 4 bölü 1, eksi 3 bölü 7 bunların hepsi nedir? Rasyonel sayıdır. O zaman hemen notunu yazıyorsun şuraya. Tam sayılarda, tam sayılarda nedir? Rasyonel sayıdır. Yani tam sayılar kümesi burasıysa z. Rasyonel sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi onun neyidir arkadaşlar? Bir üst kümesidir. Rasyonel sayılar kümesi neyle gösteriyoruz bu arada? Q ile gösteriyoruz. Q. A bölü B şeklindeki yazılabilen sayılar. Rasyonel sayılar kümesi, şey tam sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesinin neyidir? Bir alt kümesidir. Tamam mı? Şimdi geldik irrasyonel sayılara. İrrasyonel. Vay ne ismi var değil mi? İrrasyonel. İrrasyonel nedir arkadaşlar? Rasyonel olmayan, Aa, rasyonel olmayan sayıda mı varmış ya her şeyi yazdık var. Neler rasyonel olmayan sayılar, rasyonel sayılar arkadaşlar? Kök 3, kök 5, işte logaritmadaki kullandığımız e, işte pi sayısı, küp kök 7. Yani tam olarak sayı doğrusunda, bak sayı doğrusunda, sayı doğrusunda tam yerlerini söyleyemediğimiz sayılardır. Tam yerlerini Söyleyemediğimiz sayılardır. Söyleyemediğimiz sayılardır. Tamam mı? Nedir yani bunlar? Kök 3. Şimdi kök 3'ün yaklaşık değerini hesaplayabilirsiniz sadece. Kök 3 sayısı tam şudur diyemezsiniz. Yani kökten çıkmayan durumlar. Tamam mı? Bak kökten çıkmayan ve e sayısı ve pi sayısı gibi özel sayılarımız da irrasyonel sayılardır. Yani irrasyonel sayıların rasyonel sayılarla, tam sayılarla, doğal sayılarla hiçbir alakası irrasyonel. Nasıl gösteriyoruz irrasyonel sayıları? Rasyonel olmayan. Q'nun üstüne kümelerdeki gibi Q'nun değili. İrrasyonel sayıları da Q'nun değiliyle gösteriyoruz. Tamam mı? Şimdi baba sayı kümesi. En baba sayı kümemize geldik. Reel sayılar, gerçek sayılar. Bir sürü adı var ya. Sorularda öp. Gerçek sayılar diyebiliriz. Gerçel sayılar denilir. İşte reel sayılar denilir bu sayı kümelerinin atasıdır. Hepsini içerisine alır. Yani hem rasyonelse bir kere buradakiler rasyonelin alt kümesiydi zaten. O zaman rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşimini bütün kümeleri içeren sayılara ne diyoruz? İrrasyonel. Yani bir şey reel sayılar. Yani bir sorunun içerisinde A ve B gerçek sayıdır diye bir kelime duyduysan tam sayılarda olabilir, köklü sayılarda olabilir, rasyonel sayıda olabilir, her şey olabilir. Reel sayıları R harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Küme olarak gösterelim. En büyük sayı kümesidir. İki parçaya ayrılır. Bir parçası rasyonel sayılar kümesidir. Bir parçası irrasyonel sayılar kümesidir. Yani rasyonel sayılar kümesi Q ile Q'nun değilinin birleşimidir. Tabi Q'nun değilinin içerisinde nasıl sayılar var burada? Kök 2 işte kök 3 gibi sayılar var. Ama bunun alt kümesinde mesela neler de var arkadaşlar? Tam sayılar var. Tamam mı? Tam sayıların alt kümesinde ne var? Doğal sayılar var. Çünkü bakın tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesinde ne yapıyordur? İçine alıyordur. O zaman hemen hatırlayalım. N harfiyle doğal sayılar üstüne artı geldiği zaman sıfır at içinden. Z harfiyle tam sayılar üstüne artı harfi geldiği zaman veya eksi harfi aldığı zaman sıfır at. Biri negatif biri pozitif. Q harfiyle rasyonel sayılar, Q'nun değeriyle irrasyonel sayılar, gerçek sayılar baba küme, bütün köklüler, möklüler her şeyi içerisine alan kümedir. Bununla ilgili sorular gelebiliyor. Sadece tanımlıyla ilgili bir bakalım hadi. Evet şimdi 8 ve 9. sorumuz. Şu 9. soru bıyıklı. Çizebileceğiz mi bıyık ya? Çizemedim ya. Neyse bıyıklı bıyıklı bu soru. Niye? Sınavda benzeri geldi ve gelebilir. Önemli bir soru kalıbı aslında. Şimdi 8. soru biraz önceki anlattıklarımın şeyi e, bir sorusu. Yani direkt o tanımları bilenler yapabilecekler. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Her rakam bir rasyonel sayıdır. Bak bu soruyu çözebilmek için şunu gözünde canlandır. Bizim reel sayılar kümemiz iki parçadan oluşuyordu. Biri irrasyonel sayılar, rasyonel olmayanlar, biri rasyoneller. Cepte Şimdi irrasyonellerin içerisinde kök 2 kök 2 falan vardı. Ama bunun içerisinde rasyonelin içerisinde 2, 3, 5, 7 gibi tam sayılar işte veya eksi 2, eksi 3 gibi tam sayılar doğal sayılar hepsi bunun içerisindeydi. Hatta 2 bölü 3 gibi sayılar da bunun içerisindeydi. Tamam mı? Rasyonel bunlar. Hadi bakalım şimdi her rakam bir rasyonel sayıdır. E, rakamlar 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değil mi? Evet o zaman rasyonel sayılar kümesinin içerisindedir. Babalar gibi doğru mu? B şıkkı her doğal sayı bir tam sayıdır diyor. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Doğal sayılar 0, 1, 2 böyle gidiyordu. Sonsuza kadar. Tam sayıların içerisinde bunlar vardı. Bir de eksili sayılar da vardı değil mi? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Doğru o zaman bu da. Tamam. Üçüncüye bakalım. Her rasyonel sayı bir gerçek sayı. Gerçek sayı denilen reel sayı. E, reel sayılar bütün kümeleri kapsadığı için her rasyonel sayı bir gerçek sayıdır. Evet bu da cepte. D'ye bakalım. Her irrasyonel sayı bir gerçek sayıdır. Evet gerçek sayılar hem rasyoneli hem irrasyoneli için aralıyordu. Bu da doğrudur o yüzden. Buna bakalım. Her doğal sayı bir pozitif tam sayıdır diyor. Bak pozitif tam sayılar kümesini söyle bana. Üste artı var değil mi? Nereden başlıyor bu? 1, 2 böyle gidiyor doğal sayılar kümesi neydi? 0, 1, 2 diye gidiyordu. Arada bir fark var. Birinde 0 var, birinde yok. Her doğal sayı bir pozitif tam sayıdır ifadesi. O yüzden yanlıştır. Cevabım da Edirne'dir. Kabiş! Hadi bakalım yürü şimdi. Dokuzuncu sorumuz. Güzel bir soru, önemli bir soru. Sınavda gelebilir, gelmiş, gelecek uzaydan düşen bir soru. Şimdi mantığı iyi kavra tamam mı? Şimdi A, B, C bir gerçek sayı diyor. Bir kere bunu anla. Gerçek sayı. Gerçek sayılarsa bunlar 2, 3, 0, eksi 2, kök 2, 3 bölü 5. Bunların hepsi olabilir. Bir kere bunu kafaya yaz. Bütün sayıları düşün. Sayılarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor. Şimdi 5 ile A'yı çarpmış. 4 çıkarmış. Sonuç tam sayı olmuş. Hmm. Şimdi bir kere şurayı kapat. Bir şeyden dördü çıkardığında sonuç tam sayı olduysa eğer şu 5A kısmı da tam sayıdır. Ama burada bir trik var. Buraya dikkat. Trik var. Trik önemli. Şimdi 5A tam sayı. Dikkat et. 5A bir tam sayıymış. Hocam A da tam sayı olacak diyenler duyuyorum ben şimdi orada ama değil. Tamam A1 olsa tam sayı olur 5 olur 2 olsa ama A'nın tam sayı olmadığı durumlar da var. Mesela A sayısı 1 bölü 5 olsa 5 çarpı 1 bölü 5 çatara çatara götürecek 1 yapacak. Yani bu arada soru ne diyor? Bunları bilgileri veriliyor hangileri daima doğrudur diyor. Bir kere sorun içerisinde daima varsa bütün çakallıkları düşüneceksin o yüzden düşünüyorum daima diyor. Kesinlikle her zaman gibi kelimeler varsa soruyu iki kez düşüneceksin. Şimdi 5A-4 tam sayıdır diyorsa 5A tam sayıdır dedik. 5A'nın tam sayı olabilmesi için A 1 bölü 5 gibi bir şey de olabilir. 1 gibi bir şey de olabilir. Bakın A tam sayıdır diyor birinci öncülde gitti. Niye? Daima doğru değil. Ben A'ya 1 bölü 5 değerini verince de şunlar götürdü. Yine tam sayı oldu. Tüfeği yakaladın değil mi? İşte trik buradaydı. Yani A sayısı burada rasyonel sayıdır diyebiliriz. A tam sayıda olabilir çünkü. 1 bölü 5 gibi bir şey de olabilir. İkisini içeren kümene rasyonel sayılar. Burada A tam sayıda değil de A rasyonel sayıdır deseydi doğru olacaktı. Şimdi B ile C'nin toplamı irrasyonel sayıymış. A ile B'nin çarpımı da irrasyonel. Şimdi ben A'yı buldum. A neydi? Kesinlikle bir rasyonel sayıydı. Mesela A kök 2 gibi bir şey olursa buranın tam sayı olma şansı yok. İrrasyonel değil yani A rasyonel. O zaman A sayısı bir rasyonel bir sayısı bak. Yani işte 3 bölü 5 olsun mesela. Bunu öyle bir şeyle çarpacakmışım ki sonuç irrasyonel olacakmış. E bunu o zaman irrasyonel olabilmesi için kök 2 gibi bir şeyle çarpmam lazım. Çünkü bu rasyonel. ile alakası yok. O zaman B sayısı mecbur nasıl bir sayı olmalı? İrrasyonel. Bu doğru oldu. Bu cepte. Tamam mı? A rasyoneldi. Rasyoneli irrasyonelle çarparsan kesinlikle irrasyoneldir. B irrasyonel oldu. Şimdi hemen üstteki maddeye geliyorum. B'nin irrasyonel olduğunu buldum. Mesela B kök 2 olsun. Şimdi kök 2 ile bir şeyi toplayacakmışız, irrasyonel olacakmış. Kök 2 ile 3'ü toplarsam 3 artı kök 2 diye bir sayı olur. Köklü bir şey olduğu için ifadeden çıkmadığı için irrasyoneldir. Ama c sayısını ben kök 3 gibi de düşünsem kök 2 artı kök 3 sayısı da yine irrasyoneldir. Yani b sayısı irrasyonelse bu toplamın irrasyonel olabilmesi için c rasyonel de olabilir. İrrasyonel de c irrasyoneldir diyor. Kesinlikle değil. Olduğu durum var ama kesinlikle değil. Olduğu durumda var, olmadığı durumda var. O zaman sorumuzun cevabı yalnız 2 olmuş oldu. Önemli bir soru. Evet şimdi neye geçiyoruz? Şöyle çarpımların en büyüğü, toplamların en büyüğü falan var ya. Biraz onlara bakalım. Böyle temel kavramların yaklaşımlarını güzelce bir öğrenelim. Sana bol bol soru çözeceğiz, bol bol soru çözeceğiz. Hadi enerjini sakın düşürme. Enerjini sakın düşürme. Devam. Evet şimdi çok karşımıza gelecek olan ya bunların kendi şeyleri basit ama İlerleyen dönemlerde en büyük değer, en küçük değer sorulduğunda karşımızda neler yapacağımızı anlatacağımız bir soru tipleri var. Onlara bir bakalım hadi. Şimdi yine sorunun en önemli kısmı yukarısı. Yukarıyı okuyacağım. X ve Y doğal sayılar. Hemen doğal sayılar kümesini düşüneceğim o zaman. Kaçtan başlıyor doğal sayılar kümesi? Sıfırdan başlıyor, sonsuza kadar gidiyor. Burası çok önemli. Diyor ki X artı Y toplama eşittir. 18 olduğuna göre diyor. X ile Y'nin çarpımının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı nedir? Şimdi veriyi yazıyorum. Verimle X ile Y toplamının 18 olduğu çarpımlarının bize en büyük ve en küçük durumunu istiyor. Şimdi dikkat et. Burada bir mantık vereceğim. Notunu da yazacağız. Şimdi doğal sayılar diyor değil mi? O zaman bir tanesini 0 bir tanesini 18 seçebilirim bu şekilde seçtiğimde çarpımları ne yapar? Sıfır. Bir seçsem toplamların 18 olabilmesi için diğerinin 17 olması lazım. Çarpımları ne yapar? 17. Bak bir mantık geliyor. İki seçsem toplamların 18 olabilmesi için 16 olması lazım. Ne yapıyor? 32 bakın çarpımlar giderek büyüyor. Peki nereye kadar büyüyecek? Dikkat et. Şimdi birbirlerine en yakın ne zaman olurlar? 18. Şu 18'i böl 2'ye Kaç kez var? 9, 18, 0. Yani bunların 9-9 olma durumları da var. 9-9 olma durumları işte 81. Bu en büyük durumlarıdır. Yani sayılar birbirine olabildiğince yakın olduğunda çarpımları en büyük olur. O zaman çarpımların en büyük değeri nedir arkadaşlar? 81'dir. Cepte. En küçük değerine sayılar birbirlerine en uzak olduğu durum. O ne? 1 0 1 18 çarpımları nedir? 0. Şimdi bu soruda doğal sayılar değil de pozitif tam sayılar deseydi en büyüğü değişmeyecekti ama en küçüğünde 0 veremeyeceğim için 1'e 17 durumu olacaktı. O zaman hemen notumu yazıyorum. Çarpımları, şey toplamları verilen toplamları verilen verilen iki sayının iki sayının çarpımının en büyük olabilmesi için çarpımının en büyük olabilmesi için sayılar birbirlerine sayılar en yakın olmalı. Sen de yazıyor zaten bu not video ders notunda. En küçük olabilmesi için bu en büyük olması için sayılar birbirlerine ne oldu? En yakın. En küçük olabilmesi için de sayılar birbirlerine en uzak olacak. Tamam mı? Mantığını anladın. Yakın, uzak. Şimdi 11. sorumuza bakalım. Şimdi 11. ne istiyordu bizden? Bizden ne istiyordu? Toplamlarını istiyor. Biri 81, biri 0 toplamları da 81. Şimdi bir sonraki yine aynı bir mantıkta bir soru. A ve B pozitif tam sayılar. X gerçek sayıdır diyor. Şimdi A sayısının 15 eksi X eşit olduğunu söylemiş. B sayısının da X 2 olduğunu söylemiş. Buna göre A ile B'nin çarpımını istiyor. Şimdi A ile B'nin çarpımının en büyük en küçük değerini bulabilmek için A ile B arasındaki bağıntıyı bulmam lazım. Onu bulabilmek için şunları topluyorum bak. Topladığımda ne oldu? A artı B oldu sol taraf. Artı X ile eksi X birbirlerini götürdü. Ne yaptı burası? 15 eksi 2'den 13 yaptı. Yani A ile B toplamı 13'müş. Şimdi o zaman en büyük değeri. En nasıl sayılardı arkadaşlar A ve B? Pozitif tam sayılar. En büyük olabilmesini en yakın yapacağım. Bak, en yakın yapma mantığı şu. 2'ye böldüm. 6 kez var. 12 1 kalanı verdi. O zaman 1 6 ise sayıların, diğeri 6'nın bir fazlası olan 7. Yani çarpımlarının en büyük değeri kaçmış? 42. En küçük değeri için en yakın yapacağım şimdi. En yakın nasıl olur arkadaşlar? Pozitif tam sayılar diyorsa 0'ı ne yapamıyorum? kullanamıyorum. O zaman A'ya 1 veriyorum. Toplamlarının 13 olabilmesi için B'yi kaç seçiyorum o zaman? 12. Çarpımlarının en küçük değeri de ne oldu? 12. Değerler toplamları kaçtır diyor. Topladım bunları 42 ile 52, 54 olmuş oldu. Bize iki sayının toplamını verdiyse en büyük olabilmesi için sayıları yakın. Hatta eşit yapabiliyorsak, eşit bu sorudaki gibi en küçük olabilmesi için sayıları yapabildiğin kadar uzak yapıyorsun. Ama bizim için tanım kümesi de çok önemli. Pozitif diyorsa bir vererek başlıyorsun. Eğer doğal sayılar diyorsa sıfır vererek başlıyorsun. Kapış. Hadi yürü o zaman. 12. sorumuz. Ne diyor bize? A ve B doğal sayılardır. Tamam. A ile B'nin çarpımı 42'dir. Buna göre A artı B toplamının alabileceği en büyük değer ve en küçük değerden kaç fazladır? Şimdi bu sefer neyi vermiş? Sayıların çarpımlarını vermiş. Bizden nelerini istiyor? Toplamlarını. Şimdi burada da tam ters bir mantık var. Verimi yazıyorum. A çarpı B eşittir 42. Bu cepte. Şimdi doğal sayılar diyor. Şimdi bir bakalım. Bir kere sıfır kullanamam. Çünkü sıfırla bir sayıyı çarparsan sıfır olur. Doğal sayıları düşündüğüm zaman o zaman birden başlayacağım. Buna bir verdim. 42 olabilmesi için bunun ne olması lazım? Bak 42. A'ya 2 değerini verirsem ne yapar? 21 yapar. 2 ile 21'i çarpınca 42 yapar. 3 değerini verirsem 14 yapar. Bak bir sayıları büyüttükçe sayılar büyüdükçe yani birbirlerine yaklaştıkça bak buradaki toplama buradaki toplamım kaç oldu? 43. Buradaki toplama bak ne oldu? 23. Yani sayılar bu sefer yaklaştıkça toplam ne yapıyor? Küçülüyor. Şimdi en yakın yapalım. 4'e bölünmüyor bu sayı. 5'e de bölünmüyor. 6'ya böldüm 7. 6 çarpı 7. Bak en yakın olduğu durum. Toplamları kaç yaptı? 13 yaptı. Buradaki toplamım kaçtı? 17. O zaman daha yakın olma durumu var mı? Yok. O zaman bizden A artı B toplamın alabileceği en büyük değer 43'tür. En küçük değer 13'tür. Kaç fazladır diye soruyor. Yani 43 eksi 13'ü soruyor. Sorumuzun cevabı 30. Hemen buraya da notumuzu yazalım o zaman. Tamam mı? Sende var. Sen altını çizeceksin. Böyle fosforlu fosforlu kalemlerle süste kitabı. Ne diyoruz o zaman? Bize iki sayının çarpımı verildiğinde çarpımları veri... Unutma bu. Unutma. Çarpımları verilen iki sayının iki sayının toplamının toplamının en büyük olması için en büyük bazı harfleri yutuyorum. Önemli değil. En büyük olması için sayılar en uzak. Sayılar uzak. Tamam mı? Şuradaki 1 ile 42 gibi. Küçük olabilmesi için küçük olması için için ne seçiyorum? En yakın seçiyorum. Tamam mı? Notlarını aldın. Hadi devam. Evet, devam ediyoruz. Şimdi en büyük değer, en küçük değer hesaplamalarında karşımıza neler gelebilir nasıl yorumlar yapmamız gerekiyor hadi bir bakalım onlara. Yapıştır bakalım haydi yapıştır 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 güzelce oku soruyu hadi gel. Şimdi diyor ki x pozitif tam sayı olmak üzere. Şimdi dairenin içerisine x koyulduğunda çarpımları x olan farklı iki doğal sayının toplamının en küçük değeri. Bak iyi anla çarpımları x olan İki farklı doğal sayının toplamının en küçük değeri. Karenin içerisine x konu olduğunda toplamları x olan farklı iki doğal sayının çarpımının en büyük değeri. Bir kere şuna bir bak. İkisinde de ne diyor? Doğal sayı diyor. Yani nerede çalışacağız arkadaşlar? Pozitif sayılarda çalışacağız. Şimdi 22 girmiş karenin içerisine. Karenin içerisine 22 girdiyse diyor ki toplamları 22 olan şöyle denklem haline getireyim bak toplamları 22 olan dikkat et farklı iki doğal sayının çarpımının en büyük değeri. Şimdi çarpımın en büyük olabilmesi için sayılar ne olacaktı söyle bana yapıştıracağım yaklaşacağım. Şimdi en yakın olma durumu 11-11 durumu ama burada arkadaşlar farklı sayılar dediği için bu yemedi. O zaman bir tanesini bir büyütüyorum 12 Diğerini bir küçültüyorum 10. O zaman çarpımlarının alabileceği en büyük değer olarak tanımlanıyormuş 120. Yani şunun sonucunu buldum ben. Bunun sonucu 120'ymiş. Arada eksi var şimdi. Şimdi dairenin içerisine 70 girdi. Şuraya 70 girdi bak. O zaman çarpımları 70 olan diyor. Hadi birine C diyelim. Birine D diyelim. Çarpımları 70 olan yine farklı iki doğal sayının Toplamının en küçükleri. Şimdi toplamın en küçük olabilmesi için yine sayıları ne yapıyordum? Yakın. 70 neyle neyin çarpımı arkadaşlar? En yakın 7 ile 10'un çarpımı. Görüyoruz. Daha yakın 70'i bir şeyle bir şeyin çarpımı olarak yazamazsın. Toplamının en küçük değeri. O zaman toplamının en küçük değeri diyorsa C ile D'yi topladım ne yaptı? 17. Yani şuranın içerisi 17 oldu. Ama 17 ile işim bitmedi. O 17 neyin içerisinde şimdi? karenin içerisinde. Tamam o zaman bir buraya geri geliyorum. Karenin içerisine 17 koyduk şimdi. O zaman toplamları 17 olan iki farklı doğal sayı. Şimdi ona da bir denklem kuralım hadi. Onlara da e ile f diyelim. E ile f'nin toplamı kaçmış? 17'ymiş. Ne istiyor? Çarpımının en büyük değeri. Şimdi çarpımının en büyük değerini bulabilmek için sayıları yine yakın yapıyorduk. 17. En yakın şöyle ne yaparak buluyoruz arkadaşlar? 2'ye bölerek buluyoruz. En yakın durumunu. 2'ye böldüm. 8, 16, 1. Bir tanesi 8. Bir tanesine 1 ekledim. 9. Çarpıyı koydum. Çarpımları ne oldu? 72. O zaman bu işlemin kompleman sonucu 72 oldu. Şimdi 120'den 70'i çıkarsanız 50 yapar. 72'yi çıkardığınız zaman 48 yapar. 13. sorumuzun cevabı da Edirne olmuş oldu. Tamam mı? Şimdi 14. 14. soruyu çok iyi anlaman lazım. Çok iyi anlaman lazım. Çok iyi anlaman lazım. Şarkı haline getireceğiz. Haydi haydi haydi. Enerjiyi düşürme sakın. Enerjiyi düşürme. Bir yudum da su içelim mi ya? Oh sen de suyu al yanına. Su rahatlatır. Sabahleyin aç karnına şöyle maydanozlu su için. İçine de biraz maydanozlu derken böyle maydanoz kürü. İçerisine de limon bol limon. Of çakı gibi yapar adamı çakı gibi. Hadi çok güzel okuyalım soruyu tamam mı? Soruyu anlayan yapıştırır. Arda, Betül, Caner ve Dilek yaşlarını aşağıda verilen oklar yönünde toplayıp karelere yazmışlardır diyor. Bak okları göstermiş değil mi? Şunla şu toplamış buraya yazmış. Bununla bu toplamış buraya yazmış. Bununla işte bu toplamış buraya yazmış. Oklar yönünde toplamışlar işte orayı anladın. Şimdi karelerin içindeki sayıları toplayıp dairenin içine yazmışlar. Bak ondan sonra bu 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 üçünü de toplayıp buraya yazmışlar. Karelerin içindeki yazıp buraya yazmışlar. Bu dört arkadaşın yaşları toplamı 36 olduğuna göre Arda ve Dilek'in yaşları çarpımı en çok kaçtır? Şimdi bir denklem kuralım. Şimdi Ardal'ın yaşı A olsun. Betül'ün yaşı B olsun. O zaman buradaki toplam nedir arkadaşlar? A artı B'dir. Bak denklem haline getir. Soruyu anladıktan sonra yaz. Soruya bakarsan zaten yapamazsın. Yani soruyu yapıp yapamadığını anlayabilmek için bir şeyler yazacaksın. Şimdi Caner'in yaşına da C diyelim. O zaman buradaki kutunun içerisine ne yazdık? Buradaki kutunun içerisine ne yazdık arkadaşlar? Bakın B ile C'nin toplamı. O zaman burası B artı C yaptı. Tamam. Peki buradaki kutunun içerisine ne? C şuna da D diyelim. C artı D yazdık. E sonra ne yaptı? Hepsini toplayıp buraya yazdı. Yani bunların hepsinin toplamı 51'miş. Hadi toplayalım o zaman. Şimdi bak burada ne var? A var. Artı B var. İkinci de... B artı C var. B artı C var. Üçüncü de ne var? C artı D var. Bunların hepsinin toplamı 51'miş. Hadi bir bakalım. Bir tane A var tamam. Bak şuradan ne geldi? İki tane B geldi. Veya bize şunu söylemişti. Bu dört arkadaşın yaşları toplamını söylemişti. Dur o zaman buraya hiç geçiş yapmayalım. O bilgiyi de yazalım. Yani A artı B artı C artı D'nin toplamının da 36 olduğunu söylemiş mi bize? Evet. Şimdi bu denklemin içerisinde bu var. Bak A, B, C, D. Bu dört tane üstünü çizdiğimin toplamının yerine 36 yazabilir miyim? Yazdım tabii ki. 36 artı ne kaldı? Bir tane B kaldı. Bir tane de C kaldı. B artı C yaptı. Eşittir B artı C dedim. B artı B yazdım ya. Hemen sildim 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 sildim. Neredesin ya? Aynı renk yazalım hadi. B artı C eşittir 51 oldu. Şimdi 36'yı karşıya gümletelim. O zaman B ile C'nin toplamı 36 46 ne geldi? 15 geldi. Tamam yani Betül ile Caner'in yaşları toplamı kaçmış 15. Ne sorduğuna bakalım. Arda ve Dilek. Şimdi biz B ile C'nin toplamının 15 olduğunu bulduk mu? Evet bulduk. Şurası 15. O zaman hepsinin yaşları toplamdan 36 olabilmesi için şu A ile B'nin toplamının kaç olması lazım? 16 veya şu 15 eksi olarak ne yaptı? Karşıya geçti eksi 15 olarak. 36'nın 15'ini çıkardığım zaman ne yapacak arkadaşlar? Ee, tamam 10 on... yok yanlış yaptık 16 değil değil mi? 15'i çıkardığımız zaman buradan şuradan 1 21. Yani B ile C'nin toplamları 15'ti. Kimlerin yaşları toplamını bulduk? Biz A ile D'nin yaşları toplamlarının kaç olduğunu bulduk? 21. Ne istiyor? Arda ve Dilek'in yaşları çarpımı en çok kaçtır diyor. O zaman çarpımların en çok olabilmesi için ne olacaktı söyle bana? Söyle, 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 söyle içinden söyle böyle. Böyle konuşarak çalış tamam mı? O zaman birinin yaşını 10 yakın seçiyordum değil mi? Birinin yaşını 11 seçiyorum çarpımlarının en büyük değeri de ne oldu? 110. Evet 14. sorumuzun cevabı da ne oldu? Edirne. Tamam mı? O zaman ilerleyelim. Şimdi 15. sorumuz da yine arkadaşlar öğreten bir soruydu. Bunu da tahtada çözmedim diye hatırlıyorum ama mantığını anlattığım için tablette çözelim hadi. Hadi güzelce okuyalım yine. X ve Y tam sayılar diyor. O zaman bunun içerisinde eksi sayılar da var. Sıfır da var artı da var. Kafaya kodladım hemen tamam mı? Şimdi x bölü 8 9 bölü y olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğru? En büyük en küçük değer sorusu. Hemen bir içler dışlar çarpımı yaparım. Gıdıkladı o beni yaptım. x çarpı y dedim. İçler dışlar yaptığım zaman 8 ile 9'u çarptım 72. Yani iki sayının çarpımı 72'ymiş tam sayıymış bunlar. Buna göre hangileri doğrudur? X artı Y toplamının en büyük değeri. Şimdi en büyük olabilmesi için sayıları uzak seçiyordum. 72'ye 1 seçerim. Toplamlarının en büyük değeri 73 olur. Babalar gibi doğru. Bu mantıkları öğrettik. Doğru. X artı Y toplamının en küçük değeri. Şimdi en küçük olabilmesi için yakın yapıyorduk ama o doğal sayılardaydı. Şimdi tam sayılar diyorsa arkadaşlar eksi sayıları da düşüneceğim. Şimdi en küçük olabilmesi için şöyle seçerim bak. Birini eksi 72 birini eksi 1 seçerim. Yani artılarda en büyük olanın tam sayılar olunca eksilerde de en küçük oluyor bakın. Çarpımları 72 yapıyor mu yapıyor. O zaman toplamlarının en küçük değeri eksi 73'tür. Tamam mı? Bakın toplamının en küçük değeri burada 17'dir diyor bu yanlış. Toplamının en küçük değeri burada eksi 73'tür diyor bu doğru. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 oldu. Anladık mı? Yani tam sayılar denildiğinde eksi sayıları da düşünmemiz gerektiğini kafaya çak. Kafaya çak, kafaya çak. Anladın değil mi? Nasıl böyle bir yakın bir uzak? İyi değil mi? Eee, Selim Hoca teknolojiyle savaşıyor. Yemin ederim sabahlara kadar render nasıl yapılır? Cıktığı nasıl alınır ya onların hepsini biliyorum aslında sistemi değiştirdim sistemi değiştirince yeni 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 şeyler öğrenmemiz gerekiyor sürekli yakında yazılımcı mazılımcı olurum ben. Evet şimdi 16. soruya bakalım. Yalnız bu soruda küçük bir düzeltme yaptım arkadaşlar. Şurayı 16 yaptım. Benden önce çözenler kızmasınlar ha. Tamam mı? Hadi şimdi soruyu dikkatlice okuyalım. Aşağıdaki tabloda A ve B marka şekerlerinin paketlerinde bulunan şeker sayısı bakın paketlerde bulunan şeker sayıları verilmiş. Selin'in bu paketlerden kaç tane aldığını söylemiş. Bakın A marka paketinde X tane şeker varmış. Selin Z tane almış. Yani o zaman ve toplam şeker sayılarını söylemiş bir de. Buna göre x artı y artı z toplamı en küçük değeri nedir diyor. Bak o zaman A marka şekerlerin içerisinde toplam x çarpı z tane şeker vardır. Yani bir pakette x tane varmış z paket almış. Buranın kaç olduğunu söylemiş 24. Şimdi B markaların bir paketinde y tane varmış. Selim bundan da z tane almış. O zaman y çarpı z bu çarpımın da kaç olduğunu biliyorum 36. Şimdi x artı y artı z toplamının en küçük değeri nedir? Şimdi bu soruda değer vererek yapabilirsin. Hocam nasıl değer vereceğim? Bakın ortak olanı yakalayacaksın. İkisi neler ortak? Z'ler. Dersin ki Z 24 ve 36'yı tam bölünen bir şeyler olmalı. Ne olabilir mesela Z? Z'ye mesela 12 değerini verebilirim. Hem 24'ü hem 36'yı böler. Z'ye 12 verince X kaç olur? 2 olur bak. Z yerine 12'yi yaz buraya. X 2 olur. Z yerine 12 yazarsan Y 3 olur. Tamam bak böyle deneyerek yapabilirsin ama iş uzayabilir. Bunun çözümü şöyledir arkadaşlar. Eğer ortak bir şey varsa bunları bir topla. İkisinde neler ortak şimdi bakın şöyle oldu değil mi? X çarpı Z artı Y çarpı Z eşittir karşı tarafı topladığım zaman 40 60 yaptı. Bak ortak olanları gördün mü? gördük. Neler ortak? Z'ler. Z'ler. Hemen Z parantezini alıyorum. Aldım Z parantezine. Bunun Z'sini alınca neyi kaldı? X'i. X artı. Bunun Z'sini alınca neyi kaldı? Y'si. Eşittir 60. Artık biraz önceki çözdüğümüz en büyük en küçük değer sorusunun birebir aynısı oldu bak. İki sayı çarpılmış. Biri Z. Biri X artı Y. Çarpımları ne olmuş? 60. Bunların toplamının en küçük değerini istiyor. O zaman en yakın yapacağım bunları. 60'ı birbirine en yakın 6 ile 10'un çarpımı gibi düşünebilirim. O zaman bakın Z 6 oldu. X artı Y de 10 oldu. Toplamlarımızda neye eşit oldu? 16'ya eşit oldu. Sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. Evet arkadaşlar videoyu şimdi çok uzatmak istemiyorum. Ee, aslında iki video olacak diye konuşmuştuk temel kavramları. Üç videoya çıkardım. diye Çok uzun olacaktı. Teneffüs, teneffüs, teneffüs yapmanı istiyorum. Güzel bir şekilde böyle dinlenerek git ama enerjinde düşmesin. Üç video izleyeceksin bugün. Hangi tarihte izliyorsan sıkıntı yok. Güzel bir şekilde öde konuyu dinleyeceksin. Ödevlerini yapacaksın. Tamam mı? Sonraki videoda çakı gibi bekliyorum seni. Çakı gibi. Hadi hemen git çay, kahve, ne? Seni Kendine getirecekse al. Enerjiyi düşürmeden hemen sonraki videoya başla. Üçüncü videomuz daha fazla zaten soru çözümü gibi olmuş olacak. Güzel emek veriyorsun. Güzel emek veriyorsun. Görüyorum. Emeklerinin karşılığını alacaksın. O üniversite, o üniversite kazanılacak. Hadi, hadi 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 enerjiyi düşürmeden devam ediyoruz. Çalışmaya devam.